Rahmetli hocamız Fuat Sezgin, Allah mekanını nur etsin, cennet etsin. 1924 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. İlk öğrenimini Bitlis'te, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da yaptı. Ardından İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne öğrenci olarak kaydını yaptırdı. Bu tarihte sadece Arapça ile değil, bilimin, felsefenin, müsbet ilimlerin her alanıyla ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra, üniversite bittikten sonra Almanya'ya yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamak için gitti. Doktora çalışmasını tamamladıktan ve tezini verdikten ve doktor sıfatını kazandıktan sonra Türkiye'ye geri geldi. İstanbul Üniversitesi'nde bir süre öğretim görevliliği yaparken 1960 darbesi yaşandı. 27 Mayıs 1960 tarihinde bu milletin yalnızca demokrasisine, bu milletin yalnızca özgür ve hür iradesine, bu milletin yalnızca Adnan Menderes'ine kıymadılar. Bu milletin özgün düşüncesine, bilimine, felsefesine, demokrat düşünce tarzına da kıydılar. Fuat Sezgin'in de içinde bulunduğu 147 akademisyen üniversiteyle arasındaki bağı koparttılar ve attılar. 147'likler adı verilen o liste içerisinde 60 darbesinde bu milleti kasteden, bu millete zalimlik yapan, bu milletin özgür iradesine ipotek koymaya çalışan o zalimler 147 kişiyi okuldan attı. Onların içinde hocam Fuat Sezgin de vardı. Şimdi böylesine bir deha, böylesine bir beyin, böylesine bir zeka boş işsiz kalır mı? Almanya kaptı, gel dedi. Bende çalış, hangi imkanları istiyorsan gel biz sana o imkanları verelim. Almanya'ya gitti. Almanya'da teknoloji üzerine çalışırken İslam teknolojisi, İslam tarihindeki İslam mühendislerinin yaptığı faaliyetler üzerine çalışmalara başladı. Her okuduğu kitap kendisini başka bir kitaba yönlendiriyor. Başka bir çalışmayı görüyordu bir süre sonra. Artık kendisi de yola çıktığında tahmin ettiği yerin çok dışında başka yerlerde olduğunu gördü. Ve Almanya, Berlin'de bir müze açtı. Bu müze İslam Teknolojileri Müzesi'ydi. ...2005 tarihinde Kültür Bakanı Atilla Koç, Fuat Sezgin hocamıza rica etti. Almanya'da açtığın teknoloji müzesinin aynısını gel Türkiye'de aç. Yazışmalar, yer tespiti, içerisinde sergilenen malzemelerin yapımı 3 sene sürdü. 2008 tarihinde gezdiğimiz, gezeceğimiz, gördüğümüz bu müze hizmete girdi. 2008'den beridir sizleri beklemekte. Nerede mi? Tabii ki programın başında bahsettiğim gibi Topkapı Sarayı'nın has bahçesi olan Gülhane Parkı'ndaki eskiden has ahır olarak kullanılan Sürü Humayun'a bitişik olan binalarda bulunmaktadır. Bir dergi röportajında bir muhabir arkadaşımız Fuat Sezgin'e bir soru sorar. Kimle muhatabız, kimle karşı karşıyayız bilinsin diye bu örneği veriyorum.
Muhabir der ki, hocam sağda solda sizinle alakalı Fuat Sezgin 35 dil biliyor diyorlar. Bu doğru mu? Der. 35 dil. Bir insan eğer İngilizcenin yanına İspanyolcayı, Almancayı, Arapçayı ikinci bir dil eklerse, İngilizcenin yanında başka bir dil daha konuşursa entelektüel oluyor, farklı oluyor, oturuşu kalkışı değişiyor. Ben iki dil biliyorum diyor. İki dil biliyorum diyen adamın havalı havalı gezmiş olduğu bu topraklarda bir adama sorulan soru, efendim siz 35 dil biliyormuşsunuz öyle mi? Soruya bakın. Fuat Sezgin diyor ki, estağfurullah. Arkadaşlar mübalağa yapmışlar. 35 dil bilmiyorum. Sadece 27 dil biliyorum. O kadar demiş. Dostlar, yanlış duymadınız. Ben de yanlış söylemedim. 27 dili çok iyi konuşacak düzeyde bilen Fuat Sezgin'in kurmuş olduğu mekandayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.